Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Şimdi ben şuraları bir toparladım. Ay, şurayı bir toplayalım. Durun şimdi. Dağılıyor ki ben asla anlamıyorum. Yani nasıl bu kadar hızlı bir evde olabilir? Şurayı bir toplayalım bakalım. Sonra şurada tuzluğu bir açalım. Evet, aşağısını bitirdim. Yukarıda da biraz işlerim var. Onları halledeyim. Bugün çok garip bir gün arkadaşlar. Efendim kuzum? İyi vallahi, ne yapayım? Ortalık topluyorum. YouTube'a video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Yo, konuşabilir. Sorun değil. Ben ses almıyorum. Dur ya, aşağı ineyim de orada biraz konuşalım. Bugün böyle hayatımda şok üstüne şok üstüne şok yaşadığım böyle çok garip bir gün oldu. Böyle çok şaşırdığım şeyler öğrendim. Hala böyle şokları üstünden atamadım açıkçası. Telefonun şarjı bitti, onu bir şarja takayım hemen. Aden su istedi, ona su vereyim. Bugün de kargoya gidecektim, gidemedim. Şimdi arkadaşlar, bugün böyle ailemizin dışında hiç kimseye ama hiç kimseye güvenmememiz gerektiğini bir kere daha anladım. Bugün öğrendiğim şeyler İnanılır gibi değil. Yani gerçekten, dur sizi şöyle bir koyayım. Biraz da şöyle çekeyim sizi. Yani bugün gerçekten ailemiz dışında kimseye güvenmememiz gerektiğini bir kere daha anladım. Çok tuhaf şeyler öğrendim. Sabahtan beri böyle var ya, gerçekten idrak edemiyorum. Çok garip şeyler oluyor.
insanlar çok kötü, çok çirkin artık. Çirkinleşmişler yani çok. Hani bu yapmaz dediğim herkes her şeyi aslında yapıyor. İnsanlar asla göründüğü gibi değil, asla dışarıdan bakıldığı gibi değil. İnsanların iç yüzü çok farklı. Ben geçen anda şöyle bir cümle duydum. Nerede okudum hatırlamıyorum. İnsanları siz anlattıkları kadar bilebilirsiniz. İç yüzünü asla bilemezsiniz. Bu çok doğru. Yani ben size ne anlatıyorsam siz benim hakkımda onu biliyorsunuz. Ama siz benim iç yüzümü asla bilemeyeceksiniz. Belki ben de kötü bir insandır falan diyorum. Allah kötü insanlardan bizleri korusun. Kötü arkadaşlardan bizleri korusun. Kötü niyetli insanlardan bizi korusun bence. Neyse. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin lütfen. Orada da çok güzel içerikler paylaşıyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burada da içerik üretmeye çalışıyorum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Üniversite sınavlarım yaklaştı. Üniversite sınavlarıma biraz yoğunlaşacağım. Bu aralar biraz fazla ders çalışmak istiyorum. Sizlerin de benim çekmemi istediğiniz videolar varsa eğer şöyle bir video çek ya da şöyle bir video çek dediğiniz videolar varsa bana lütfen söyleyin, yazın. Bazen gerçekten hani aklım hiç çalışmıyor. Diyorum ki hani bugün ne yapacağım, ne yapabilirim? O kadar böyle donuyorum kalıyorum ki böyle hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ne çeksem, ne yapsam gerçekten hiçbir şey düşünemiyorum bazen. Önümüzdeki ay abimin nişanı var. Bursa'ya gideceğim. Aslında bu hafta sonu cumartesi günü gidecektim ama sınavım var 25'inde ve benim ders çalışmam lazım. Hiç ders, daha dersin D'sini yaptım. Hiç çalışmadım. Ders çalışmam lazım. 2 senede bu okulu bitirmem lazım. Okulumda yeni sosyal medya ve gazetecilik gayet güzel. İşimle ilgili bir bölüm tercih ettim. İnşallah benim için de hayırlısı olur. Öyle yani. Biraz yoruldum. Siz görmediğiniz ama mutfakta şöyle dağ gibi yılına bir bulaşık vardı. O bulaşıkları falan yıkadım. Ortalığı toparladım, oturdum. Şimdi biraz soda içeceğim. Biraz şöyle dinlenmek istiyorum ya. Çok yoruldum arka. Şuraya bir yastık getirdim. Cumartesi günü Ikea'ya gidip de şu aldığım halıyı değiştirmek istiyorum. Çok küçük bir halı geldi ya. Şaka gibi gerçekten. O kadar küçük halı beklemiyordum ben. Minicik bir halı geldi. Çok saçma sapan yani. Mantı yapacağız. Mantı yapmadan önce de şimdi bir Türk kahvesi yapacağım. Bir Türk kahvesi içelim. Sonra mantı yapacak. Mantı yapacak. Nasıl mantı? El açması mantı yapacağız. Aa dur. El açması mantı yapacağız. Çok güzel bir mantı. Kıymalı. Biz hem tavuklu yapıyoruz hem kıymalı yapıyoruz ama bugün kıymalı yapacağız. Şimdi kahve içelim. Sonra güzel bir mantı yapacağız birlikte. Bana kendimi... Anne hamur zaten çok basit be ya. Ayıp dök 8'e kadar evde. 8'e kadar olur yani. Selda banyoya girdi. Karnabahar kokuyor banyoda. Biri karnabahar pişiriyor. Adam öre öre dışarı çıktı da. Çıkar. Aynı babası. Seveceğim anne. Karnabahar kokuyor değil mi? Karnabahar. Bak karnabahar için. Hadi hadi. Bu arada güzel bir yine güzel bir video çektim arkadaşlar Instagram'a. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Bu arada beni lütfen abone olarak izleyin arkadaşlar. Abone olun. Abone olmazsanız ben de size küserim. Seni bırakıp gitmem. Ve bu aşka tanımak ettin. Sonradan sensiz olamam dedim. Duvarları bana dost ettin. Dün konserdeydim arkadaşlar, o yüzden ağzıma dolandı. Ben sadece takılıyorum. Anacığım. Kahvelerimiz hazır. Geldim anacığım. Anne o zaman kilise betini mi açsan? Bakayım. Bir şey aç biraz izleyelim ya. Bakalım. Tam bak bakalım. İzledik. Serda ne zaman izledik? Vakit yok sizde. İzledik. İzledik. Adem biraz kısar mısın yavrusu?
arkadaşlar şimdi annemle birlikte mantı yapıyoruz. Annem sağ olsun şöyle hazırladı her şeyi. Birlikte kapatıvereceğiz. Nasıl yapın kız? Şöyle elini al. Şöyle bak dört köşesi. Evet. Bakın. Osmo'ya. Tripod mu? Osmo muydu? Ha, evet oluyor. Olursa ben de öyle bir şey alayım onu o alt zaman. Alt girişi var. Anne ona böyle bir şey pek... Aa bu yükseklikte olmuyor. O biraz daha alçak oluyor. Böyle yüksek. Bu büyük boy. O yüzden böyle bir tane alsan iyi olur. Yok evet. İşte onu. Dürmeyeceğim. Niye? Arkadaşlar şimdi sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Anneme bakmayın yedirmeyeceğim falan filan evet, diyor. Yutmuş konuşuyor. Ben bu kadar uğraşıyorum yani. Şimdi de nasıl yedireyim? Ne kadar zor bir şey değil mi? Bu kadar yap yap yap. Bir dakikada bitsin. Bu evde nasıl terledim. İki dakikada bitecek. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Mantımız oldu. Burada halen daha yapıyoruz. Daha biraz daha var. Birazdan bunları haşlayacağız. Süper olacak.
Yani beni sürekli eleştiriyordunuz. Niye ayrı ayrı halı kullanıyorsunuz? Şöyle tek halı alıyordunuz. Yaptım onu. Sürekli öyle yazıyorlardı. Şimdi. Ha? İçerideki halını, şu alt, yani şuradaki halını yuvarlandı buraya aldım. Bunu da yatak odasına koyacağım. Umarım artık rahatlarsınız. Bunu da Ikea'dan aldık yine. Ağlamak istiyorum. Bu aldığımız halı doğru halı değilmiş. Orada gördüğümüz bayağı büyüktü. Hani şunun ortası kadardı yani. Yok 190. Bunun bir 190 santim var. Tamam işte oydu ama 99 lira. 2 küsür o. Yok ama orada bu. Bu değil yani. Bizim Ikea'da gördüğümüz 1000 liralık olan halı bu kesinlikle değil. Bu kadar küçük. Bu pasmas bildiği. Bu çok küçük. Evet. Asla 1000 lira etmez yani. Bunu yerine götürüp de değiştirmiyor mu? Bilmiyorum. Sonuçta Ikea'nın mağazasını aldık. Bakarım bakayım. Yani bu istediğimiz değil arkadaşlar ya. Yani bu 1000 lira yani. Şunu bile ben kaç aldım? 900'e 1000'e mi aldım? Ne güzel oldu yani. Tamam bu neyse iade edeceğim ya. 1000 lira etmez bu yani. Yani bu orada gördüğümüz halı değil. Oradaki büyüktü mü Serdar? İşte bunun bir büyüğü var. Ama çok pahalı. 2 küsür. Normalde neşe donuk bir hayat var. Bu kadar çıkmıyor orada gördüğümüz. Değildi sanki. Ama sanki bu daha ince zaten. Şu daha yumuşak. Eline bak. Onu basıyorum mesela. Farklı bu sert. Onu da şöyle bir bu bende değil. Yok ben çünkü neyse bir şey yok. Bunu iade. Bunu pazar günü götürürüz artık. Evet, bugün hava muhteşem. Şimdi içeriler toplandı. Yerlerimiz süpürüyor, halı gidecek. Gel gidelim. Göstermem anne, merak etme. Şimdi hazır içerisine temizliyorken dedim ki biraz da buraya geçeyim. Bir orada oturuyorum, bir burada oturuyorum. Süpürgenin sesi biraz fazla da o yüzden. Neyse arkadaşlar şimdi bu videoyu ben biraz kapatacağım. Editleyip yüklemek istiyorum. Çünkü bugün akşam şimdi birazdan eve insanlar gelecek, böyle curcun olacak, çok çekemem. Sizleri çok seviyorum. Lütfen beni takipte kalın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Öptüm sizi, bay bay.